Merhaba herkese. Yemek Okulu'nun tavuk ekmek bölümündeyiz. Öğrenci evi yemeklerine bir tane size tavuk ekmek yapmak istiyorum. Tavuk ekmeğin muadili satılan ne var? Tavuk dürüm var. Tavuk dürüm kaç paraydı Ali? 8-10 lira ortalama diyelim. 8-10 lira. Doyuyor musun sen Ali? Ya bir insan bir tanesiyle doymaz. Tamam. Ali zaten 1.94 o yüzden 1.68'de doymuyor ama 1.94'ün doyma ihtimali pek yok. Dolayısıyla hem çok daha doyurucu, içerisindeki tavuğunun 250 gram olabildiği, hadi böldük falan, hani iki kişinin de belki doyabileceği, çok lezzetli, çok hafif ve de çok hızlı yapabileceğiniz bir tavuk ekmeğim var. Hemen başlıyorum. Malzemelerim gayet basit. Sevgili emekler hocam Taner, benle beraber. Bir tane kocaman ekmeğim var. Bunun yarısını kullanacağım. Bir tavuğun bir taraftaki göğsü, turşu, kekik, sarımsak tozu, birazcık peynir ve annenizin gönderdiği salça diyelim. İşte benim gibi büyüyünce de kendi resminizle salçanız da olabiliyor. Allah size de versin diyelim. Bir de çok azıcık marulum var. Şimdi artık başlayalım. Tuz, karabiber, zeytinyağı zaten var. Şimdi ocağım yanıyor, onu önceden yaktım. Şimdi bunun içine bir bulaşık en büyük dert ya öğrenci evlerinde. Oraya damlayan malzemeler. Sakin ol. Damlayan malzemeler sorun olmasın diye. Altına birazcık. Sakin çocuğum. Taner gördüğünüz gibi is alive. Taner yaşıyor. Benim genelde bütün mutfak malzemelerim yaşıyor oluyor. Kendileriyle böyle konuşuyoruz arada. Çaktırmıyorum ki dil zannetmesin. İçine birazcık su koydum ama bunu önce koyun. Şimdi böyle pof falan filan tehlikeli olabilir. İlk başta koymanızda suyun fayda var. Su ne işe yarayacak? Bir şeyler aktığı zaman suyun üzerine akacağı için alttaki sıcak levhaya yapışmayacak. Ve böylece sadece alıp vup diye döktüğünüzde temizlenebilecek. Suyun orada her yerde olduğunu emin olmak için şöyle şuraları da koydum. Şimdi önce bıçağım temizken ekmeğimi kesiyorum. Şimdi yarım ekmeği kullanacağız. Buradan böyle kesiyorum. Evet. Şimdi ekmeğimi böyle tam açabilecek kadar kestim. Biraz hafif olsun derseniz bu içlerini çıkarabilirsiniz. Şimdi ekmeği birazdan bir şeyler yapacağım. Tavuğumu alıyorum. Tavuk göğüs. Böyle kalın bir şey ve böyle hem içinin pişirmesi zor hem de hani böyle tok tok olur, sert olur. İçine çok fazla lezzet alamaz. Bunun için şimdi böyle duruyor ya, bunu 3 parçaya böleceğim. Önce üstünden kesiyorum. 1/3 kadarını diyebiliriz. Böyle daha da açıyorum. Böyle ince ince ki bir anda genişledi. Şimdi burası böyle oldu. Bunu buradan açamam. O zaman kesilir. O yüzden ters çeviriyorum. Tam böyle sırtı açtığımız yer burası. Buradan bir daha kesiyorum. Şöyle açtım. Böyle bir bütün büyük parça oldu. Şimdi bunu bir tane buzdolabı poşetine alıyorum. Bu poşetler bayağı insanın hayatını kurtarabiliyor. Direkt içerisine şöyle atıyorum. Bir ellerimi hemen yıkayıp geliyorum. Ellerimi yıkadım. Tahtamı da yıkadım. Aman aklınızda olsun, tavukla ilgili en önemli şey hani tavuklu tahtayı uzun bırakmamak lazım. Tavuklarımı, daha doğrusu tek tavuk göğsümü torbaya koydum. Şimdi buna ne koyacağım? Öncelikle böyle bir tatlı kaşığı kadar salça ekliyorum. Salça buna bayağı güzel lezzet verecek. Şöyle attım. Birazcık sarımsak tozu. Sarımsak bol severseniz bir çay kaşığı kadar bile olabilir. Şöyle ekliyorum. Ondan sonra sarımsak tozu öğrenci evinde gerçekten hani o dışarıda çünkü ister istemez çok yemek yeniyor. İnsanın böyle bir farklı baharatlar isteği oluyor. Sarımsağı koydum, kekiğini ekliyorum. Yine böyle bir çay kaşığı kadar. O yüzden o sarımsak o derdi çok güzel savuyor. Yani ay ben bunu yaptım ama lezzetli olmadı gibi bir şey olmuyor. Bir parça tuz ama salçanızın tuzluk oranına göre muhakkak bakın. Bol bol da şöyle bir çay kaşığı kadar da karabiber ekliyorum. Bütün bu lezzetlerin birbirine geçebilmesi için bir yağ ihtiyacı var. Zeytinyağınız varsa en güzeli. Zeytinyağınız yoksa bu ayçiçek yağı da olabilir, tereyağı da olabilir. Bir yağ muhakkak özellikle de göğüste kullandığımızda lazım. Çünkü bütün bu yiyecek malzemelerin
tatlı tatlı ete geçebilmesinin en önemli özelliği o. Birazcık karıştırıyorum. Biz ilk bu bölümü yapmak istediğimizde Ali ile uzun uzun konuşmuştuk, hatta tanışma sebebimiz oydu. Annem bana hani neler hazırlayabilir gibi bir video da istedi, onu da yapacağız. Bu aklınızda olsun, mesela evdesiniz, kendi evinize ya da yatakhaneye gideceksiniz. Ailenizden isteyebilecek mesela bu torbaların içerisinde 5-10 tane tavuk, 1-2 tane köfte falan koyup derin dondurucudan alıp hop tanerde pişirebilirsiniz. Anneden de bu kıyak istenebilir ya da babadan. Aklınızda olsun. Şimdi güzelce böyle böyle karıştırdım. Artık taneri açıyorum. Sevgili tavuğu çıkarıp koyuyorum. Ana, arası açıldı taneri. Biraz araları inceltmiş olabilirim. Şu açıldı. Şimdi tavuğu böyle koydum. Güzelce yaydım. Bu şimdi pişecek. Yaklaşık 4-5 dakika içerisinde bir tarafı, sonra onu çevireceğiz. Ben orada işte diğer malzemeleri şimdi ortadan kaldırayım. Ellerimi temizleyeyim, geliyorum. Öteki tarafını çevirdim. Bir parça pişti ama daha tam olmadı. Bu arada ekmeğimi alıyorum, böyle iyice açıyorum. Ve buraya yerleştiriyorum. Şimdi birazcık ekmek de pişsin ama çok yüksek olursa şeylerinden yanar. O yüzden şöyle kapattım. 1-2 dakika öyle duracak. O arada ben diğer malzemelerimi hazırlayacağım. Ne var? Bir tane böyle turşum var. Acı biber yeriz herhalde, değil mi? Acı biber yiyelim. Ondan sonra... Şimdi turşuları kestim. Şimdi açıyorum. Ekmeğim çok güzel çıtır çıtır oldu. Şimdi bu güzel tavuğu direkt artık birkaç parçaya ayrılıyor. Pişince normaldir. Şimdi ekmeğim çok büyük olmaya başlıyor. O yüzden bu alt kısmını çıkarıyorum. Teli. Böyle aşağısına koydum. Bunun üzerine turşuları ekliyorum. Birazcık biberlerden de ekliyorum. Bir kısım daha ekleyeceğim için onlar son dakika fresh. Bu arada peynirle tavuğun arasında olacak. Şimdi üzerine peynirleri böyle hafif kenardan da taşacak şekilde. Bunu da bu ortaya koydum. Bir tane de böyle, hiçbir yerde boşluk kalsın istemiyoruz. Bir üçgenini buraya, bir kısmını buraya, bir kısmını da buraya yerleştir. Kalan yarım ekmeğim de burada. Bu yarım ekmeği de alıyorum. Böyle açıyorum. Şimdi pişmesi için kapatıyorum. 1-1,5 dakika daha pişecekler. Şimdi araya bonus tarif sıkıştırıyoruz. Burada biraz yoğurdum var. 3 çorba kaşığı kadar falan. Buna bu bitmek üzere olan turşumun fazla olan suyunu döküyorum. Ve böyle karıştırıyorum. Kalan biraz kısmına isterseniz normal suda koyabiliriz. Daha fazla turşu suyu koyarsam çok tuzlu olur diye. İkliyorum ve biraz daha karıştırıyorum. Bayağı iyi. Acısı var, ekşisi var. Turşu sulu minik ayranımız da hazır diyebiliriz. Şimdi bu tamam. Her şey neredeyse oldu. Peynirlerim de güzelce eridi. Şöyle peynirler yumuşadı. Birazcık daha marul ekliyorum buralara şöyle. Marulları koydum. Bu kalan ekmeği de yerleştiriyorum. Bunu böyle bir taraf yarım, bir taraf yarım. Ha, birkaç tane daha turşu da ekleyebilirim. Turşuları da ekleyeyim. Ve kalan ekmeği yerleştiriyorum. Ve böyle hop diye, şimdi sesi hazır mısınız? Hop diye kesiyorum. Evet. Bir dev, nefis tavuklu sandviç emrinize amade. İzninizle yiyorum. Aynı anlamda. Tavuğun bir göğsü yaklaşık 3,5 lira civarında. Ekmek 1,25. 3,5-1,25. Hadi peynire de 1 lira koyalım. Kaç etti Ali?
cheddar'ın daha pahalı olduğunu düşünüyorum. Tamam. Ali diyor ki cheddar daha pahalıdır. Hadi 2 lira olsun. 6.75. 2 kişiye kocaman yarım ekmek, sandviç, marulu vesairesi falan. 6-7 olsun. Bir de ayran da koyduk içine. Siz artık hesap edin. Hem hesaplı, hem sağlıklı, hem de şu an artık çok tüketiyoruz. Tükettiğimiz bir şey olan yemeği ürettikten sonra tüketmenin keyfi bambaşka. O yüzden izninizle biz şimdi artık ekip olarak öğrenci evi yemeği de olsa Reşka'nın mutfağında bayılarak yenecek. Hep beraber yemeğe gidiyoruz. Siz ne olur kanala abone olmayı unutmayın.